Amerika'da Söyleşileri hoş geldiniz. Bugünkü konuğum New Jersey'den Gürkan Vural Beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Herkesin önünde bir kere daha özür dilemek istiyorum. Sizi şöyle tanıtacağım. Organizatör, sunucu, müzik yapımcısı. Siz kameraya, bu dünyaya alışıksınız. Ben sizi biraz beklettim. O noktada mahcubiyetimi herkesin önünde bir kere daha söylemek istiyorum. Çok ince davrandınız. Çok kibardınız bana karşı. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Gülşah Hanım gerçekten çok yani beni tanıyan, bilen, hayatımda olan, yakınımda olan herkes şu yaşadığımı ve gösterdiğim rahatlığı görselerdi şunu diyeceklerdi: ya Gürkan çok değişmiş diyeceklerdi. Çünkü ben kendimi çok iyi biliyorum. Normal şartlarda geçen hafta ve bu hafta yaşadığımız bu aksaklık gibi görünen, Cenab-ı Allah'ın önümüze belki çıkardığı küçük küçük engellerin arkasında sizin profesyonelce bu işi yapmayı düşündüğünüzü bildiğim için, profesyonelceden kastım insanların huzuruna daim çıkıyorsunuz, sürekli yaptığınızı bildiğim için çok haşin, çok sert davranabilirdim. Fakat ben kendimi çok aşmışım bu süreçte. Bu 4 sene bana çok güzel şeyler kazandırdı diyebilirim. Thanks God diyor Amerikalılar. Tam öyle. Çok o zaman çok iyi oldu. Böyle başlamış olalım. Sizinle biraz öncesinde konuşmuştuk. Hani çok böyle bir sürü soru hazırlayıp çok planlı programlı bir şey havasında değil de bir kahve içer, bir çay içer. Aynen. Gerçekten dostlar, akrabalar gibi muhabbet eder gibi olsun istiyorum. Çok açık, net olsun sohbetim. Siz de bunu istediğinizi belirtmiştiniz. O zaman oradan girelim. Kaç yıldır bu işin içindeydiniz ve neler değişti kendinizde gördüğünüz? Yani şöyle, bugün bizi dinleyecek olan, yayına bir yerden bir şekilde katılan ya da bizi tanıyan, sizi tanıyan, linke bir şekilde ulaşmış olan insanlara şunu söyleyeyim. Siz de çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Çünkü hakikaten tatlı bir sohbet olsun istiyorum ben de bugün. İnşallah sohbetimiz bitince herkes şunu der: İyi ki dinlemişiz bu iki kişiyi, ya da ne diyeceklerse onu demelerini çok isterim. Şimdi 1996 yılının başında aslında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na girişimle başladı benim biraz daha medyatik ortamlarda bulunmam ya da popüler insanlarla temasım. Ama onun öncesinde ben Zonguldak'ın çok şirin bir ilçesi, gerçekten Çaycuma ilçesinde ilk orta ve lise eğitimini almış birisi olarak orada şimdi de çok hayırla yad ettiğim ve şu anda ilerlemiş yaşına rağmen hala bisikletiyle ilçemizde dolaşan, hani yaşını tam söylemeyeyim ama 60'lı yaşın üzeri diyeyim hadi, beden eğitimi öğretmenimiz ve bayan kadın Nilgün Çelik hocamızın bizimle üstün ilgilenmesi gayretleri neticesinde biraz tiyatroyla, biraz folklor halk oyunu ile çok içli dışlı olmuş ve sosyal rahatlığını ilişkilerdeki o vesileyle kazanmış bir insan olarak zaten işin içerisindeydim. O zamanlarda sahnedeydik, hep devamlı turneler, aktiviteler vesaire. Ama 1984 yılında Kara Harp Okulu'na girdim ben. Kara Harp Okulu'nda da hemen tiyatro kulübüne girip orada da skeçler yazarak, sahne yaparak, işte Atatürk'ün Ankara'ya gelişlerinde vesaire özel günlerde komutanlarımızın ve harbiyelilerin önünde gösteriler yapan bir adam olarak okudum orada da. Tabii oradan da sıkıntılı bir süreçle ayrılmak zorunda kaldım. Ve daha sonra işte hizmet hareketiyle aktif ilişkilerim sonucunda işte çeşitli kademelerde vazifeler yaptım. Hani insanların şu anda kadro diye adlandırdıkları işte böyle dolaşan arkadaşlarımız gibi olmadım ben, ama hep kurumlarda çalıştım. Yani dershanede idarecilikler yaptım. Yurt dışında Kazakistan'da hem okulların genel müdür yardımcılığını hem ser rehberliğini yaptım. Orada da Türkçe derslerine girdim. İşte 1996 yılının sonlarına doğru insanların Türkçe öğrenmesi için Türkçe'ye Doğru adlı kitaplarda emeğim oldu. Kitabın üzerine adımı yazdılar, öyle söyleyeyim. 1994 yılında aslında Türkiye'ye dönmüştüm. 1992'de Kazakistan'a gitmiştim. 94'te Türkiye'ye döndükten sonra Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı zaten 29 Haziran 1994'te bir Dedeman toplantısıyla
başlamıştı. 1996 yılında ben yılbaşı işte 1996'nın başlarıydı. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda çalışmaya başladım. Öyle devam etti ondan sonra serüven işte. 1996 yılında başladığım Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı serüveni 16 yıl sürdü bu arada. Yani 15,5-16 yıl sürdü. 16 yıl vakıfta çalıştım. O zaman sanki ben belki en sonda sormam gereken soruyu çok başta sordum. O soruyu biraz saklayacağım. Hani nereden nereye geldiniz, nasıl değiştiniz de sorum. Şöyle gidelim mi müsaade ederseniz o soruyu sona saklayayım. Sanki bir yolculuk hepimizin hayatı. İnişli, çıkışlı, engebeli, bazen kalabalıklar içerisinde, bazen yalnız. Bavulunuzu aldıklarınızla, yanınıza aldıklarınızla devam edelim. Çok güzel bir şey söylediniz. İsmini bile söylediniz o değerli öğretmenin. Buradan onlara, bütün emekli öğretmenlerimize, bütün öğretmenlere selam olsun. Oradan başlayalım. Mesela öyle bir insanın hayatınıza dokunmasıyla siz sanatı sevdiniz. Bizi izleyenlerin de yaşları çok farklı, yaşlı insanlar izliyor. Önce oradan başlamak isterim ben. Size bunu sevdiren neydi? Bunun size kattıkları neydi? Erken yaşta sanatla tanışmanın içinde olmanın. Yani olmanı. Aslında bizim Çaycuma ilçemiz Türkiye için çok özel ve insanlara prototip olabilecek bir yapıdaydı. Şu anda tabii uzun yıllardır ilçemden uzak kaldığım için hangi noktaya evrilmiştir ya da o samimiyeti, o güzelliği devam ettirebiliyor mudur bilmiyorum. Biraz entelektüellerin daha yoğun olduğu sol kesimin daha sol düşüncenin daha aktif olduğu, etli olduğu bir ilçe bizim ilçemiz. Yani kıraathane diye, kahvehane diye adlandırılan yerlerde benim çocukluğumda biz işte devrimci şarkılar ya da sol şarkılar dinleyerek büyüdük, öyle söyleyeyim yani. Bu bahsi geçen şahısların çok önemli bir bölümünün de bu anlamda demokrat yapılarını ve etraflarına dünyayı sevdirme ya da insan olmanın haksızlıklara karşı çıkmak anlamına gelecek çok özel düşüncelerle insanları yoğurmaya çalıştığını bugün çok daha net anlıyorum. Mesela benim ilkokul öğretmenim, Allah taksiratını affetsin, vefat etti. Nezahat Uzal öğretmenim. O da o zaman solcuların iyi bir örgütü olan İlerici Kadınlar Derneği'nin başkanlığını yapan, evlenmemiş, kendisini davasına adamış, tam böyle bir dava kadınıydı. Biz ilkokulda mesela onun öğrencisiyken tığ nedir, şiş nedir, iğneyle nasıl işte düğme iliği açılır. Daha ilkokul öğrencisiyken ben bunları öğrenmiştim o öğretmenimden. Yani evimde el bezleri örebiliyordum tığla ya da şişle. Düşünün yani nasıl bir eğitimden geçiyor insanlar. Hayata hazırlama noktasında gerçekten müthiş gayretleri oldu ki ben harp okulunda en son onunla görüşüyordum. Çünkü sürgün gitmişti. Topraklık, Ankara Topraklık'ta bir engelli çocuklarla ilgili bir okulda öğretmenlik yapıyordu en son. Ama ben onun evine çok sık giderdim harp okulundayken. Görüşürdük, buluşurduk. Eğer dışarı çıkacaksam sivillerimi onun evinde giyinir, soyunurdum. O benim canım öğretmenimdi. Gerçekten Allah gani gani rahmet etsin, emeklerini zayi etmemeye çalışıyorum hayatımda çok özel insanların. Tabii ortaokul ve liseye geçtiğimiz zaman da yine resim öğretmenim, işte Ayten Hoca şu anda hala aktif ilçemizde, beden eğitimi öğretmenim. Bizlerle işte o sosyal rahatlığı kazanmamız anlamında müthiş ilgilendiler. Yani derslerimize ayırdığımız, ailemize ayırdığımız vakitten çok daha fazlasını birbirimizle olarak, kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla sosyal aktivitelerin içerisinde geçirdik biz. Yani özel günlerde hep mikrofondaydık ilçemizde. Böyle olunca dilinize, damağınıza çok özel bir tad gelmeye başlıyor. Siz onu o gün fark etmeyebiliyorsunuz. Bir akışın içerisine bırakıyorsunuz kendinizi. Çoğu zaman böyle yapıyoruz zaten. Yani bir akışın içerisine bıraktığımız zaman bazı şeylerin idrakinde, şuurunda olmuyor insan. Mesela ne gibi? İşte şimdi günümüzde diyelim ki namazımızı kılıyoruz biz ama bir akışa bırakmışız. Yani o bizim rutinimiz olmuş artık. Evet. Ve arta kalan zamanlarımızda yapıyormuşuz gibi. Anlatırken çok güzel şeyler anlatabiliriz namazla alakalı ama yapıp bittikten sonra geriye doğru dönüp bu mudur esas namaz dediğimiz şeye baktığımız zaman yok ya bu değil ama hayatımızın bir rutini, bir parçası gibi oluyor. İşte ondan mahrum kalınca onun acısını duymaya ya da onun lezzetini yeniden hissetmeye başlıyorsunuz. Benim hayatımda da öyle. O yaşadığım şeyleri o günün şartlarında değerlendirirsek evet keyif alıyorduk, bilmem ne yapıyorduk ama onun kıymetini o anlarda çok fazla bilmiyorduk işin doğrusu.
Yani bir akışa kapılmış, bizim bir rutinimizmiş gibi. Yarın sabahleyin halk oyunları çalışmamız var. Akşamleyin bilmem ne sahnemiz var. Bir gün sonra o olacak. Aa, Zonguldak'a gidiyoruz ile. Vay, Ankara'da program ayarlamış, Ankara'ya gidiyoruz. Bilmem şimdi Kastamonu'da bilmem ne gösterisi var, oraya gidiyoruz. İşte böyle bir eğlenceli bir hayatın içindeymişiz gibi sür git gidiyordu onlar. Ama daha sonra onun bana kattığı şeyleri, vücut dilimi kullanmamı, insanlarla temas ederken hemen gözlerimin ışıldamasını, farklı bir şey duyduğum zaman, bana bir şey kattığı zaman onu hemen kapabilme özelliğimi falan hep o günlerde aldığımı düşünüyorum. Ve gerçekten o hani dilinizde bir tat bırakıyor diyorum ya, işte o tat bir defa tattığınız zaman onu böyle hayatınızdaki çok özel lezzetleri düşünün. Ömrünüzün sonuna kadar unutmazsınız onu. Ve o tadla, o lezzetle bir defa daha karşılaştığınız zaman işte bu o diye çok çabuk hatırlarsınız. Zaman zaman zihninizden çıkmış görünse bile diliniz o lezzete dokunduğu anda işte bu benim bildiğim tattı diye gözünüz ışıldayıverir. Ne zaman bir güzel bir filmin bir sahnesi ya da çok güzel bir dörtlük ya da ne bileyim bir eser okuduğum zaman ya da bir film izlediğim zaman o tadı zaman zaman hissediyorum. Çok heyecanlanıyorum işin doğrusu, çocukluğumdan kalan bir tad olarak ya da çocukluğumda öğrendiğim bir tad olarak. Siz bu yolculukta kattıklarınızı bize anlattıkça biz de acaba biz katabiliyor muyuz, ya da ebeveyn olarak dinliyorum aynı zamanda sizi, neler yapabiliriz düşünüyorum. Yani o kadar önemli bir şey ki şu an bu söylediğiniz şey, o zevki tattırmak çocuklara. Biz bir bağı kuralım. Eğer kuvvetlenecekse ileride, gerçekten altından güzel bir şey çıkacaksa, tüm ailelere ben seslenmiş oluyorum o anlamda. İleride o zaten kuvvetlenir ama o tadı almaları, o ince de olsa o bağı kurmaları çok değerli. Sizin başınıza böyle bir şey gelmiş, çok güzel. Peki harbiye dediniz, hani askeriyede, orada ne öğrendiniz? Benim aklıma hemen çok disiplinli, çok hayal edemedim bir anda böyle, hani orada sahneler. Ben yani kompozisyon yarışmalarında dereceler alan, şiirler yazan, aktif tiyatro, sinema, evet, işte, bilmem neyle uğraşan, böyle ilçenin bıcır bıcır sevilen bir çocuğu olarak, hani böyle sokaklarda dolaşırken teyzeler camlara çıkıp sesleniyor filan, ben onlara el sallıyorum, işte onun kızı ilkokuluna giriyorum, kitaplarımızı kucaklıyoruz, okula gidiyoruz gezerek filan. Böyle bir hayatın içerisinden, lisede çok sevilen özel bir grubun, kitlenin arasından ben Deniz Lisesi imtihanlarına da girmiştim ortaokuldan sonra. Benim 2 sene önce kalp krizinden vefat etti babacığım. Allah gani gani rahmet etsin. Uzun zaman işte buraya geldikten sonra kendisini göremeden vefat etti. Cenazesine de katılamadım, gidemedim. Ömrümün en büyük itiğidir bu anlamda. Canımı yakan çok sıkıntılı bir süreçtir benim için o süreç. Babamı kaybettiğim süreç. İşte babam böyle televizyon 1974 yılında girmişti bizim evimize. Televizyon kapanırken biz rap rap derdik. Askerler kapatır işte. Bayrak göndere çekilirken İstiklal Marşı, en son televizyonu kapatmayı unutmayınız diye bir yazı çıkardı TRT'de. O zaman 1974 yılında TRT ilk açıldığında 1,5-2 saatlik bir yayın yapıyordu. İşte salı günleri Türk filmi olur, pazar günü Yumurcak olur falan filan, böyle bir hayatın içerisinde babamın o asker sevgisini, o askerler çıkınca İstiklal Marşı göndere çekilirken hıçkırı hıçkırı ağladığını çok görmüşümdür ben. Zaten böyle o 30 Ağustos Zafer Bayramları'nda falan askerlerin yürüyüşünü falan izleyemez. Hiç böyle heyecanlanır, hıçkırırdı, böyle bir dudakları titrerdi. Babamı çok sevdiğim için, o babamın o hiçbir şey söylemeden çok şey söylediği, hani içimizden bir tane böyle asker olursa ben çok gurur duyarım, göğsüm kabarırı hissettim ben ve kendim Kara Harp Okulu'nun müracaat formunu doldurdum. Biliyorsunuz, belki de bilmiyorsunuz, bilen bilmeyenlere söyleyeyim. O zaman yani 1983 yılının sonu, 1983 yılı, ben lise 3 talebesiyim ve o zamanlar Kara Harp Okulu üniversite imtihanında, birinci imtihanda, yani birinci basamak, iki basamak imtihan oluyor. Şimdi aynı mı bilmiyorum. Birinci basamak imtihanında puanına göre bir liste yapıyor. Ve o listeye göre siz işte asil ya da yedek listeye giriyorsunuz. Ben 347. yedek olarak Kara Harp Okulu'nu kazandım, o formu doldurdum. Birinci sınavdan aldığım puanla 347. yedek. Ve fakat bize sıra gelmez ümidiyle Kara Harp Okulu'nu kazandığımı yedek olarak da olsa kimseye söylemedim ben. Düşüncesiyle, evet. Ama sonra bizi davet ettiler. Dediler ki işte insanlar elenmiş ya da az gitmiş, o mülakata gidiliyor, beden eğitim sınavına gidiliyor ilan edildikten sonra. Bana bir davetiye geldi, dediler ki tamam sen kazandın, seni alacağız, gel bakalım.
Atladım. Ben Ankara'ya gittim. Tabii Ankara'ya giderken babaanneciğim de hayattaydı o zaman. Herkesle vedalaştım, harçlıklar aldım falan, atladım Ankara'ya gittim. Ankara'da da çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. Alican şu anda inşallah bir gün bir yerde denk gelir, bunu dinler. Onların evinde kaldım. Yine bu sosyal aktivitelerimle ailelerde kalıyorduk gittiğim zaman bir yerlerde. Bana düşen bir ailenin çocuğu. Bizim başka serüvenlerimiz de oldu. Seyahatlere de katıldık onunla. Çok iyi bir can dostum, kardeşim oldu benim. Onların evinde kaldım. Harp okuluna gittim. Tabii harçlıklar cebime, helalleşmeler falan gitmişim. Artık bağımı koparmışım ilçeden. Artık Harbiyeliyim diyerek gittim. Fakat o 347 yedekten grup grup alıyorlar içeriye. 20'şer, 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 20'şer. Hepimiz dışarıda bekliyoruz elimizde formlarla. Sonra bir binbaşı, tabii şimdi söylüyorum rahat, o zaman rütbesinin ne olduğunu bilmiyorduk ki. Bir tane adam çıktı böyle, omzunda yıldızlar var falan var. Kırmızı kuletleriyle. Dedi ki dedi gençler tamam dedi, buraya kadarmış dedi, alacağımızı aldık, bitti, doldu yine şey, evlerinize gidebilirsiniz. Allah Allah, nasıl olur ya, ben helalleştim, vedalaştım, geldim yani, siz çağırdınız beni, burada olacak diye. Geride kalan 25-30 kişi isyan ettik, dedik olamaz böyle bir şey yani. Anam bizi zabıta joplarıyla harp okulunun bahçesinden bir kovaladılar. Ondan sonra işte babacığımla gitmiştim ben Ankara'ya. Nizamiye kapısında baktım, babam bekliyor. Ben onun gittiğini düşünüyorum. Nereye gideceğim? Tekrar Alican'lara giderim diye düşünüyordum. Onlar da Abidinpaşa'da oturuyorlardı Ankara'da. Baktım babam bekliyor. Dedim babama, ya baba ne oldu? Niye bekliyorsun burada? Dedi ki oğlum sen nereye gittiysen, asker lise imtihanına gittin, geri geldin, fen lisesi imtihanına gitti, olmadı bilmem ne. Ben dedim gene bu çocuğun başına bir şey gelir, geri gelirse diye bekledim burada dedi. Ne güzel bir insanmış. Bir aldı döndü geriye. Tabii ben evden dışarı çıkamadım, köyde evde. Yaz tabii, çok sıcak bir yaz. Deniz kenarı bizim köyümüz, Zonguldak sahil Göbüköy'ü. Orada ben evde yatarken bir sabah kapı tıklıyor, dış kapı, sabah erken tabii. Annem kapıya gitti ve seslendi, kim o diye, dayım. Dayım diyor ki anneme, tabii benim geri döndüğümü bilmiyorlar ya. Diyor ki abla müjde diyor. Gürkan diyor harp okulundan diyor mektup göndermiş diyor. Ben yani, o da diyor ki Gürkan yatıyor içeride yatak odada. Neyse ben heyecanla koştum, dayımın elinden mektubu kaptım, teşekkür ettim, kapıyı kapattım, girdim içeriye. Bir açtım, şaka gibi. Bana diyorlar ki pazartesi günü, perşembe günü nizamiye teslim olun, tekrar açılma oldu, sizi alacağız. Ben hiç kimseye bir şey söylemeden, babam oğlum gitmek istiyorsan git, gitmek istemiyorsan yırt at onu dedi. Yani ben istemiyorum anlamına gelen bir cümle, yani ben üzülmem diye. Ben dedim baba kimseye bir şey söylemeyin. Köyden hemen ilçeye geldim, otobüse bindim tek başıma, artık el sallayanım, işte helallik dileyenim ya da bilmem yanımda oturanım yok. Tek başıma Ankara'ya gittim. Nizamiye'den içeri girdim. Hemen beni bir jipe bindirdiler 3-5 kişiyle beraber. Yukarıya çıkardılar. Okulun içerisine girdik. Makinalarla tık 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 saçlarımızı kestiler. Ve kel kabak bir adam olarak uygun adım marş eğitimiyle çok hızlandırılmış bir 3-4 günden sonra bizi Ankara'dan gara bindirdiler. İzmir Menteş'e bizden 15 gün önce komando eğitimine başlamış olan, intibak eğitimine başlamış olan harbiyelilerin arasına katıştırdılar. Ve böylece müthiş bir serüven başladı benim hayatımda. Tabii ki çok düzenli bir hayat. Sabahleyin kalkma saatin, sporun, çok iyi hocalardan o günün şartlarında. Bugün ne hale geldi bilmiyorum tabii. Bugün askeri liseler falan da kapatıldı. Askeri liseden gelen öğrencilerle beraber onların biraz hafif baskıları, kendi içlerinde oluşturdukları gruplarla, sivilden gelenlere taktıkları isimler, çok ağır şakalar, aldatılmalar, yoğun bir imtihan sürecinden sonra normal Ankara'ya döndüğümüzde artık bir üniversite hayatı. Makine bölümünde okudum ben. Tabii makine bölümünün tercih edeceği alanlar da belliydi. Dolayısıyla tankçı sınıfını tercih ettim, muazzaf sınıf olarak. Çünkü kurmaylık ve üst rütbe olabilme arzusu da vardı. Benim için böyle bir çok sert, kendi vücut dilime ve mentalitime uygun olmayan çok sert bir eğitimin içerisine girdim. Ama çabuk intibak gösterdim. Çünkü hayatımda prensip edindiğim çok önemli bir şey vardır benim. Nedir? Dövüşüyorsam da, gülüşüyorsam da, hangi işi yapıyorsam yapayım, çok lezzet alarak, yani tabiri caiz ise ağzımı şapırdata şapırdata o işi yapmayı çok seviyorum ben. Hangi işi yaparsam yapayım ama. Çok güzel, önemli bir şey bu, evet. Evet, orada da o işi çok severek yapmaya başladım. Kısa zamanda hemen göze battım tabii ki. Bir tiyatro grubu kuruluyordu. Hemen dahil oldum ona. Tabii yazıp çizdiğim için de aynı zamanda skeçler falan yazarak birden sivrildim. Hatta
İşte orada da başımıza yazmak, bir... Yazmak, çizmek ciddi bir okuma gerektirir değil mi? O zaman okumalarınız da iyiydi. Okumayı da aşina, seven bir insan mıydınız? Yani şöyle söyleyeyim. O dönemde okuduğum kitaplar yani o dönemden sonra yani ayrıldıktan sonra okuduğum bugüne kadar kaç sene olmuş? 1988, 98, 2008, 2018, 32 yıl önce... 32 yıldır okuduğum toplam kitap sayısı sadece o birkaç senede okuduğum kitap sayısı kadar yoktur yani. Öyle söyleyeyim yani. Biz kitaptan kopuk yaşıyoruz çünkü bu dijital dünya bilmem ne falan her şey, herkes her şeyi söyleyebilir. Fakat hayır, hayattan beklentilerimiz ve istikametiniz belirliyor aslında kitapla olan ilişkinizi. Kendinize kurduğunuz dünya, kurmak istediğiniz hayal dünyası, gözünüzle gördüğünüz şeylerle yetiyorsa, yani artık küçülmüşseniz, kovuğunuza sığar hale gelmişseniz, dışarıda başka bir şey aramıyorsunuz. Yani sizi tatmin ediyor artık belli şeyler ve kopuyorsunuz kitaptan. O zamanlar hayattan beklentilerim, pergelim çok her tarafa açılabiliyordu. Yani onu da göreyim, onu da okuyayım, onu da alayım filan, ama sonra duruluyor insan. O durulduktan sonra hayatınızın içinde yeri kalmıyor bazı şeylerin. Yani yeri kalmıyor derken ona artık vakit ayıramıyorsunuz. İnceleyemeyebiliyorsunuz. Yani bu tabii savunma olarak söylenebilir mi? Kitaba karşı bu soğukluğun bir savunması olarak söylenebilir mi? Hayır. Bunun asla ve kata affının olmayacağını düşünüyorum ama maalesef böyle bir şeye girdik. Girdaba girdik ve dibe doğru çekiliyoruz. Kitapsız bir hayatımız var. Kitapsız kelimesini biz de küfür ederken, hakaret ederken kullanırlardı ilçeden. Hani böyle vay kitapsız diye, hani Allah Kur'an tanımaz gibi. Neredeyse ona denk görüyorum yani kitapsızlığı. Maalesef kitapsızız yani. Evet. Bu güzel bir parantez oldu. Belki biraz sonra yine açarız. Ben sizi bölmüş oldum. Anlatır mısınız? Oradaydınız, kurslara yazıldınız, gruplara yazıldınız. Bir evet. Yandan skeçleri yazdınız, yani tiyatro. O, dediğim gibi o düzenli, tertipli hayat ve... Harp okulunun insana kazandırdığı en önemli şeylerden ve hayatımız boyunca prensip olarak yapmamız gereken şeylerden bir tanesi budur. Hizmet dediğimiz ve şu anda çok ciddi handikapların içerisinde ya da çok ciddi sıkıntıların içerisinde, çok ciddi baskının, çok ciddi bir zulmün, çok ciddi bir soykırımın muhatabı olan hizmet dediğimiz harekette en az uygulanan sistemlerden bir tanesidir. Harp okulunda öğrendiğim ve yaşadığım ve bana çok şey katan şey, o da nedir biliyor musunuz? Güzelliklerin mükafatlandırılması ama yanlışlıkların muhakkak ve muhakkak cezalandırılması. Yani zaten mükafat ve mücazat sistemi üzerine kurulmayan hiçbir şeyin uzun süre ayakta kalması veya yaşayabilmesi çok zordur ki Allah bizden istediği kulluğun karşılığında da bize hem ayet-i kerimeyle söylüyor hani, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kim zerre kadar güzellik, hayır işlemişse onun mükafatını görecek ama kim de zerre kadar şer işlemişse onun cezasını, karşılığını görecek diye Allah'ın ayeti var. Yani cennet ve cehennem diye tanımlıyoruz bazı şeyleri. Bizim hayatımızda cennet ve cehennemler olmalı yaptığımız şeylerle alakalı. Harp okulunda ayakkabılarınızın temiz olması lazım. Hafta sonu çok heyecanlısınız. Cumartesi, pazar Ankara'nın sokaklarında gezecek, dolaşacaksınız, arkadaşlarınızla buluşacak, pastanelere gideceksiniz, sevdikleriniz var. İşte Nizahat öğretmenimi ziyaret edeceğim, canım kardeşim Barbaros'umu ziyaret edeceğim, beraber olacağız falan. İçtimaya çıkmışsın, ayakkabılarını boyamayı unutmuşsun. Komutan aradığında gezerken ayakkabını görür. Sen Harbiyeli, siz ayrılın. Hadi bakayım siz geriye. Bu hafta sonu size izin yok. Şimdi o hayat... Daha genceciksiniz, 17 yaşında bir delikanlısınız, 18 yaşında. Nasıl heyecanla bekliyorsunuz? Şapkanızı burnunuzun üzerine indirmişsiniz, eldivenleriniz elinizde. Tril tril bir elbise var üzerinizde, cebinizde 3-5 kuruş para. Harp okulundayken de öğrenci maaşı alıyoruz netice itibariyle. Babamızdan da geliyor 3-5 kuruş. Dolmuşsunuz artık bir şey yapmak üzere ama diyor ki bu hafta izin yok, ayakkabıların boyasız. Şimdi bir suç işlemişsiniz, bir yanlış yapmışsınız ve çok ağır bir cezası var bunun. Şimdi üzerinize düşen sorumlulukları yapmadığınız zaman çok şiddetle cezalandırılacağınızı ama yaptığınız zaman da elde edeceğiniz bütün güzelliklere rahat ulaşabiliyor olmak insanı sorumluluklarıyla alakalı çok ciddi bir hani metafizik gerilime doğru sevk ediyor. Artık etrafınızı çok ciddi, neresi yanlış, neresi doğru diye izlemeye başlıyorsunuz ve hep güzel, hep doğru şeyler yapmaya çalışıyorsunuz.
Bu müthiş bir kazanım benim hayatımda. Yani bizde de hani derdi olmayanın davası yoktur diye çok kullandığımız bir söz vardır. Hani der ya böyle işte yağmur yağsa bile büyüğümüz kullanır işte ıslanmayanlara ne diyeyim hani işte. Yağmurun altı ıslanmıyor. Buluttan nem, bazısı buluttan tabii, nem kapıyorum der. İşte şimdi bizim etrafımızdaki hadiselere duyarsız kalışımızın hani o dilsiz şeytan diye tanımladıkları görmeyişimizin, acıları hissetmeyişimizin altında aslında insan olarak böyle bir mesuliyetimiz varsa ki var. Bunu yapmadığımız zaman başımıza gelebilecek olan mücazatın farkında olmayışımızla alakalı. Yani biz bir yanlışın içerisindeyiz. Çünkü insan sadece yanlış yaptıklarıyla değil, doğru yapmadıklarıyla da mesul olur. Yapması gereken doğruları yapmadığı zaman da insan büyük bir yanlışın içerisindedir. Bazen sessiz kalmak bir şeyi yapmaya çalışmaktan çok daha acı sonuçlar verebilir. Yani yapıp yapmadıkları diye tanımlarsak insanların, hani bir insan birisinin kafasına bir şeyle vurduğu zaman yanlış bir şey yapmıştır, mücazatı var. Ama kötü bir şey birini yiyecekken o kötü şeyin kafasına vurmadığı için, elinde sopayla sessiz gücü olduğu halde sessiz kaldığı için de birinci yaptığı kötülük kadar ceza alacağını bilmeli insan. Evet. O zaman hemen aklıma gelen birkaç soruyu sorayım ben size. Buyurun. Buradan sonra bunu öğrendim dediğiniz için söylüyorum. 16 yıl vakıfta çalıştım dediniz. Evet. Ve bunu ben hizmette değil, mesela önce orada olduğunuz için askeriyede öğrendim. Hani ceza ödül ilişkisi diyeyim. Hani ödülü de var, bazı şeylerin şiddetli dediniz, hatta cezası da olmalı. Peki bu kazanım size hizmet kurumlarında çalıştığınızda ya da Gazeteciler Yazarlar Vakfı dedik 16 sene. İşinize yaradı mı? Yani bunu uygulayabildiniz mi? Bu uygulamalarını gördünüz mü? Kesinlikle şöyle. Ben tabii Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı serüvenim şu anda hizmet dediğimiz insanlar topluluğunun ya da metaforun o günün şartlarında hemen yanı başında bu kurumların belki de kurucusu olarak çalışmış ama şimdilerde karşısında ve çok aleyhinde ve çok ağır cümleler kullanan Latif Erdoğan'ın başkanlığı döneminde Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na başladım. Böyle çok iyi şeyler yapmaya çalışan, çok böyle görsele çok ehemmiyet veren, kendi de kendine göre çok derin yaşadığını iddia eden bir adamcağızdı. Hemen onun arkasından Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na hayatımın en büyük kazanımı ve talihi olarak söyleyebileceğim, baba yarım diyebileceğim, hem abim hem arkadaşım hem de baba yarım diyebileceğim Harun Tokak Bey Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na başkanlık yaptı ve vakıftan ayrılacağım sürece kadar onun başkanlığı döneminde çalıştım ben. O mücazat kısmı, mücazat ayağı biraz basit ya da hafif kalıyor görünse bile özellikle mükafat sistemini çok iyi uygulayabilen, elemanlarının önünü açmasını, onlara sorumluluk vermesini ve uzaktan onu takip etmesini, onun o sorumluluğu yerine getirmesi için elinden geleni yapmasını çok iyi bilen birisiydi. Ama kendisini çok sevdirdiği için onun kırılıyor olduğunu hissetmek ya da birkaç gün bizden sessiz olarak uzak kaldığını hissetmek, kenarda durup acı çektiğini görmek bizim yaptığımız yanlıştan dolayı bizim en büyük cezamızdı. O bize çok ağır bir ceza olarak geliyordu. En azından ben öyle düşünüyordum yani. O bana ceza verdiğinin farkında mıydı değil miydi bilmiyorum ama benim için o çok büyük bir cezaydı. Yani onu üzeceğime, keşke bu yanlışı yapmasaydım da şöyle olsaydı, onu üzeceğime, keşke benim başıma şöyle bir şey gelseydi dediğim anlar çok olmuştur. Birbirimize tartıştığımız, ben vazifemi yaparken inanılmaz hırçınımdır. Yani bunu herkes, yani benden sonra inşallah size mesajlar atarlar benimle ilgili yaşadıklarını anlatmak için. Çok çok sert, çok haşin davranırım. Bir organizasyon sırasında hedefine kilitlenmiş bir kurt gibiyimdir. Yani hiçbir şeyi tanımam yani. Hiçbir şeyi tanımam. Karşıma kim gelirse gelsin. Şöyle söyleyeyim. Yaptığım bir organizasyonda sahne hazır değil. Israrla yanıma gelip gidiyor. Harun hocam işte başla bak. İşte Bülent Arınç kalkacak gidecek. İşte başlasanız açsanız da. Fakat sahnede açılışı yapacak olan Sertab Erener, açılış şarkısını söyleyecek kadın gelmemiş. Onu bekliyoruz yani. Delireceğim yani böyle. Sanki ben açmıyormuşum perdeyi gibi. Gözüm hiçbir şeyi görmez. Kovarım yani. Sokmam yani onu. Yani o anda hedefine kilitlenmiş kurt gibi dedim ya.
hele hedefime doğru koşuyorsam böyle, ya kesinlikle elinizi, gözünüzü, başınızı benim koştuğum istikamete sokmamanız lazım. Beni engellemek adına kırılır koparsınız. Öyle bir yapım vardı benim böyle. Çok heyecanla, dedim ya, çok iştahla yapardım işimi. Özür diliyorum. Şimdi işte dediğim gibi Harun hocamın o bize karşı kendisini sevdirmesi ve çok iyi diyalog içerisinde olması, onun bizden uzak kalıp biraz böyle başını önüne eğip kırıldığını hissettirmesi çok büyük bir cezaydı bizim için. Çok. Yani tabii ki orada hani hata yapan arkadaşlarımız, yanlış yapan muhakkak oluyor. Yaptıkları yanlış yanına kar mı kalıyordu? Vallahi çok bilmiyorum. İdari mekanizma içerisinde aktif olarak böyle hadi şunu cezalandıralım, bunu cezalandıralım diye bir yapımız zaten olmadı. Şimdilerde de yaşanılan bir takım şeylerle ilgili işte neden Hizmet Hareketi şöyle yapmıyor, böyle yapmıyor deyince çok komik geliyor bana. Bizim Engizisyon mahkememiz ya da işte çadır mahkemelerimiz falan yok. İnsanları nasıl yargılayacaksınız? Hukuka intikal etmesi gereken şeyler. Aynen. Hukuk intikal ediyorsa ya bir yanlışla karşılaşsalar. En fazla şunu yaparlar. Buranın ya da bulundukları bölgenin emniyet sistemi içerisine giderler. Derler ki burada böyle bir şüphe var. Elimizde de böyle bir delil var, kanıt var. Ne yapılabilir diye sorarlar ya da verirler. Onun dışında herkes şöyle bir şey bekliyor. Yani aforoz edilsin, uzaklaştırılsın, yakılsın, işte bilmem cadı ilan edilsin, mühür basılsın falan. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz zaten yani. Kesinlikle. Sorarken de aynı şeyi düşündüm. Yoksa bu hizmet hareketini, gönüllüler hareketini bambaşka bir yere koymak olur. Hani o anlamda bir ceza, bir şey beklemek.